Arz eyle ya Muhammed, ey padişahın emlak. Arz eyle ya Muhammed, ey padişahın emlak. Manet-i zat-ı akdes olsun dahi enem. Cemil'e beni haber ver, dedesi Mustafa'ya. Düştü Hüseyin atından, Sahra-yı Kerbela'ya. Cemil'e beni haber ver, dedesi Mustafa'ya. Kur'an edip tilavet, Taha'yı öldürdüler. Katleyleyip imamı Yasin ederler ezme. Katleyleyip imamı Yasin ederler ezme. Sahra-yı Kerbela'ya. Cibril'e beni haber ver, dedesi Mustafa'ya. Düştü Hüseyin atından, Sahra-yı Kerbela'ya. Cibril'e beni haber ver, dedesi Mustafa. Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum cümlenizi. Malum olduğu gibi sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz Medine'yi teşrif ettikleri zaman, Medine'de elbet Yahudiler var ve onlar Muharrem ayını, içinde bulunduğumuz 10. günün idrak ettiğimiz Muharrem ayını çok iyi biliyorlar. Ve Muharrem'in 10. günü bugün oruç tutuyorlar. Ashab Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de Nuh peygamberle ilgili ayetler olduğunu ve onunla alakalı olayların anlatıldığını, bu sebeple Muharrem ayında oruç tutmak istediklerini arz ediyorlar. Peygamber Efendimiz tutulabilir fakat Yahudilere benzememek şartıyla buyurduktan sonra Muharrem'in 9'u ile 10'u yahut da 10'u ile 11. günlerde oruç tutabilirsiniz buyuruyorlar. Ve Peygamber Efendimiz Muharrem ayının 10. gününden sonra günlerinizi bereketlendirin, ailenizin rızkını artırın şeklinde başka bir hadis-i şerifleri var. Ama İslam tarihi açısından 10 Muharrem'de özellikle Ehl-i Beyt'in peygamber soyuna saygısı olan insanların çok acıklı bir hadiseyle karşılaştıklarını görüyoruz. Bugün onun yıl dönümü.
Asr-ı Saadet Samiha Ayverdi böyle anlatıyor sevgili dostlar. Asr-ı Saadet her şeyin vahiy ile halledildiği, her müşkülün Peygamber Efendimiz'e sorularak çözüldüğü, hiç kimsenin de itiraz etmediği huzur içinde yaşanan bir devirdi. Harp var, şehitler var, işkenceler vardı. Ama Müslümanlar da mevcuttu. Çünkü ikilik ve nifak yoktu. Peygamber Efendimiz'in irtihallerinden sonra, hemen sonra Hazreti Ebubekir büyük şahsiyetiyle kargaşayı örtüyor. Arkadan Hazreti Ömer dönemi geliyor. Tam bir fütuhat devri. Çölde yaşayan insanların eline altın ve ülkeler yağıyor. Hazreti Ömer 6 milyon kilometre karenin tek hakimi. Bütün Arap Yarımadası'na hükmediyor ve bir tek elbisesi var sevgili dostlar. Harp ganimeti olarak gelen elbise hakkı ile oğluna elbise yaptırıyor. Sonra Hazreti Osman dönemi geliyor. Hazreti Osman şehit edilir. Hazreti Osman'ı şehit edenler arasında sahabe çocukları da vardır. Ve Hazreti Osman'ı evinin kapısında Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz korumaya çalışırlar. Ama katiller Hazreti Osman'ı damdan girerek şehit ederler. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra ortaya üçlü bir İslam çıkar diyor Samiha Ayverdi hanımefendi. Bugün maalesef 30 türlüsü var. Bugünü değerlendiremezsek geçmişi anlatmanın hiç faydası olmaz diye buyuruyor. Bu üçlü İslam anlayışından birincisi, gerçekten saf Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam'ı yaşayan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in etrafında toplanan Mekke ve Medine'liler. İkincisi, hariciler yani bedeviler. İnanmış ama imanını bildiğiyle takviye edememiş insanlar. Bunlar her şeyi sadece İlk cümlesiyle anlayanlar, namaz kılmayan adam kafirdir deyip ve İslam adına kafasını kesiyorlar. Üçüncü grupsa sevgili dostlar, Muaviye'nin etrafında toplanan, İslam'ın ilk devirlerinde fedakar davranan, bunun nimetlerinden biz de istifade edelim, saltanat paraya tabi olacak, bunu bileğimizle hak ettik diyen ve hızla maddeye yönelen bir grup. Bu iki grup arasındaki mücadele Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz hakkında buyurdukları bütün hadisler bilindiği, Allah'ın aslanı olarak bütün İslam tarihinde Hazreti Ali'nin yeri belli olduğu halde Muaviye'yi büyük bir grup destekler. Hazreti Ali Sıffin'de savaşı kazandığı halde Kur'an-ı Kerim sayfalarını mızraklarının ucuna takıp Kur'an-ı Kerim için savaşıyoruz biz diyerek bir grup Müslümanı tesir altında bıraktılar. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz'i hariciler 3 tane katil tutarak şehit ettiler. Haricilerden biri Muaviye'yi, biri Hazreti Ali Efendimiz'i, diğeri hakem olan Amr'ı öldürecekti. Muaviye sabah namazına gitmediği için kurtulur. Hazreti Ali namaza giderken ev halkıyla helalleşir ve zehirli bir kılıçla şehit edilir. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra Muaviye Şam'da duruma tamamen hakim olmuş ve Hazreti Hasan Efendimiz hilafetten sırf bu fitneyi önlemek için feragat ettiği halde
iktidar hırsı ile Hazreti Hasan'ı zehirlettirmiştir. Ve geriye bir tek Hazreti Hüseyin Efendimiz kalmıştır. Bütün peygamber evladı da 70 küsur kişi. Hiçbir hilafet iddiası yok. Hatta kendisine tabi olmak, uymak isteyenleri kabul bile etmiyor. O zaman, o dönemde Muaviye ölmüş, yerine Yezid geçmiştir. Ne olursa olsun peygamber çocuğudur, benden üstündür diye Hazreti Hüseyin'i öldürme kararı alır Yezid. Hazreti Hüseyin yanına hiç silah ve asker almamak şartıyla yalnız aile efradı ile bugünkü İran'da bulunan Küfe'ye doğru konuşup anlaşmak amacıyla davet üzerine yola çıkarlar. Hazreti Hüseyin'e Yezid'in babasına güvenilmezdi, Yezid'e hiç güvenilmez derler. Bilirim, bilirim ama kaderimin icabıdır, gitmemezlik edemem cevabını verir. 72 silahsız insan, bela toprağı denen Kerbela'ya geldiklerinde 20 bin kişi tarafından çevrilirler sevgili dostlar. İki tarafta bakarsak Müslümandır. Ezan okuyor, namaz kılıyorlar ve savaşıyorlar. 72 kişi akla gelmez zulümle karşılaşıyor. Biz bunu, bu hadiseyi, bu acı hadiseyi elbette ilahi bir takdir olarak görür, lanet okumayız. Çünkü lanet okuyarak geçirilecek zaman yoktur. Allah'ın takdiridir diye kabul ederiz. Fakat hayatımızdaki Muharrem ayının bilhassa ilk 10 günü bazı şeylerden daha önce bahsettiğimiz gibi eğlenceden, hediyeleşmekten, ölçüsüz su kullanmaktan sakınırız. Ve 10. gününden sonra da gene Peygamber Efendimizin buyruğuna uyarak evimizi imkanlarımız nispetinde bereketlendirmeye, bu hadis-i şerifin sınırları içinde kalmaya gayret ederiz. Cümlenizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hoşça kalın.